İyi akşamlar. Masa üstüne hoş geldiniz. Bizler de sizlerin mekanlarınıza hoş geldik. Öncelikle Rahmi'cim, Soner nasılsın? Teşekkür ederim. Programa başlamadan önce ben bir takım tedbirler alacağım. Mesela Şu iki işi bir kapatalım Rahmi'cim önce. ha. O ekranlardan ikisini karartalım. Başka var mı senin aklına gelen? Biraz sıcak Biraz bize şeyle tasarruf. gazı da biraz kısabiliriz. Ya sanki elektrikten hani şey yapıyoruz onu. Bunu kapat Rahmi. Ben biraz karanlıkta çıksam da olur falan. Ama tek derdimiz elektrik değil ki ya. Bir elektriğe böyle bir kilitlendik şu anda. Doğalgaz. Ya işte ne bileyim Benzin, peynir, benzin, domates her şey yani bisküvi. aldı başını gidiyor. Bu nedenle dedik ki bu arada nereye gitsek başka bir şey konuşamıyoruz. Var mı senin gündeminde bir şey? Ya bütün gündemleri, mesela bir gündem ekonomi şu anda. Yıktı geçti. Hiçbir şey konuşamaz olduk. Yani yazıyoruz tamam. Yani bir gazetecilik faaliyeti işte oda seçimleri oluyor. İşte Nadir Küpeli ile Celalettin Kesikbaş el sıkışmış falan ama Hani ortalama günler veya sıradan günler içerisinden geçsek herhalde biz şahıslar uzun uzun konuşur. Hatta bazı şeyleri abartır, yazıp çizerdik. Biraz oyun alanımız genişlemiş olurdu. Şimdi bir aylık çok gündemler 10 dakikada konuşuluyor, bitiyor. Yani diyorsun mesela kimse bir işte daha dönüp buna oraya bakacak mecali kalmıyor yani. ya işte Harun Karacan şuna gitmiş diyorsun. Aa bir dur önceden hani niye gitti, nasıl gitti, nasıl gider, Hani köşe ona gitti başlarında mi? fısıldayarak Dündar konuşurduk. Ünlü şöyle yapmış, Yılmaz Hoca böyle işte falan. Ahmet Ataşlar falan. Şimdi hepsi 10 dakika sürüyor. Ondan sonra iş geliyor dayanıyor. Abi depoyu 865'e doldurdum. İşte elektrik faturam bu kadar geldi ya da kendine gelmese bile işte kafe sahibi bir arkadaşımız var. Ona 21 bin lira gelmiş gibi hiçbir başka hiçbir şeyi konuşamadığımız birkaç kriz yaşadık ama hiçbiri böyle değildi. Evet. İşte pandeminin etkisi, onlar bunlar, işte hükümetin faiz kararı ne katarsanız katın hepsini böyle ama geldiğimiz nokta Zannediyorum son 3 yılda bu. yani 3 yıl öncesinden itibaren biz ekonomiyi konuşmaya başladık. Hani buraya araya pandemi sıkıştı dedik, pandeminin etkisidir falan filan. Ama bu konuşma şu anda acayip bir boyuta vardı. Yani işte eve gidiyorsun, hanımla konuşuyorsun. Geliyorsun çarşıya, dostunla konuşuyorsun. Gidiyorsun berbere, berberle konuşuyorsun. Bakkala 2 dakikalığına giriyorsun. Hakikaten bugün yaşadığım için söyleyeyim. 2 dakikalığına giriyorsun. Bakkal o 2 dakikada sana biber yağsın ediyor. Şimdi ne olacak? Bu böyle de gitmez. İşte biz şey Bir dedik. de bakkal bize dert yanıyor. Manav kasap. Bizim Ki yanmamız gerekmiyor mu ya? ben Biz söyleyeyim, şikayetçiyiz. esnaf eğer hazırda parası yoksa bitti. Hazırda parası varsa şu anda onu eritiyor. Normal vatandaşı hiç konuşmuyorum bile. Ben yani işte asgari ücretle çalışan bir adamın hayatını nasıl daim ettirdiğine ilişkin hiçbir fikrim yok benim. Asgari ücretle çalışan insanların şöyle bir derdi var şu anda. Bir, bunu alabilecek miyim? Yani asgari ücret işçiye bir para değil. Yani 4.250 lirayı aldığın zaman bugün bir bak işte enflasyon %80, %90, %110 yani %100 olduğu kesin yani artışlara bak. Şimdi sen 2.800'den 4.250'ye çıkmışsın ama sana daha para ulaşamadan o para gitti. Şimdi bu çalışan için bir para değil artık. Ama işveren için bir para. Bunu işveren hani onun için asgari ücreti önce alabilecek miyim? Aldıktan sonra da ya bunu nasıl bir pay edeyim ki hani bu ayı nasıl geçireyim falan gibi böyle bir Şey gergin bir yapıyorlarmış ortam. işte yani bu yapılıyor. Duyuyoruz, görüyoruz. Eskişehir'de de bunu yapan patronlar var. Ücretin tamamını verip bir miktarını sonra İsteyecekler deniyor. yok isteyenler de var yani Çok işte fazla yakın formül var. arkadaşlarımızda bunu yaşayanlar var. Hocanın açıklaması vardı. Hoca dün şey dedi yani Elektrik faturalarını. vatandaşlar için hani bu kaldırılabilir büyük olmaktan çıktı dedi. Bugün de kurumsal içi, kamuda da Çok çarpıcı bir aynı. görsel İzmir paylaşmış. Büyükşehir Belediyesi de aynı şeyi yaptı biliyorsun. Elektrik faturaları 3-4 kat birden artmış. Yani değil %100, 3-4 kat birden artmış. Bizim Estram AŞ işte Evet. tramvay işletmesi diyelim. 1 milyon 800 800'den bin yani 3 2 milyon milyon bile 800 değil. bine. Yo 4 Ha, 4 milyon 800 bine.4 küsürdü.
Yani neredeyse 1.800'den 5'lere, 4 kat gibi 5 milyona yaklaşık bir elektrik faturası. Şimdi buradaki artışı hesapla ama mesela o zaman bazı arkadaşlar bizi ya işte hocanın her şeyini köpürtüyorsunuz gibi suçlamıştı çevremizden. Hoca tramvay biletini mesela öğrenciye %11 zam yaptı. İşte %11 nerede? Yani ben de dedim ki ya kardeşim neyin fiyatı %11 artıyor? Adamın normalde bunu %80 artırması lazım. Eğer bir orayı çevirebilmesi için. Ama dedi ki ya herhalde bu sene şunu yapmayız. Bundan vazgeçeriz. Bu böyle biraz eksik kalsın. İşte asfalttan mı neyden vazgeçtiyse bilemiyoruz belediyenin içini. Ama dedi ki biz bu öğrenci en azından %20, 11'den fazla yapmayalım dedi. Öbürü de %25 mi kaç? %20 oralarda bir şeydi. Yani şu anda %10 bir şeyin fiyatı artsa ben şu anda sevinirim. esnaf bile şu anda hükümetin yaptığı zamı yapamıyor. Yaparsa da oraya bir yazı yazıyor, utanıyoruz, kusura bakmayın ama ne yapalım diye. Yapamaz. Ya işte vatandaş faturayı kime kesecek dedik de. Ya vatandaşın fatura kesmesinin tek yolu seçim. Seçim. Ya başka bir şey var mı yani, bizim çok bağımsız STK'larımız, işte hükümetten korkmayan STK'larımız mı var? Bizim işte vatandaş sokağa çıkıp şu anda şu böyle bir ortamda isyan edebilecek bir demokratik yapımız mı vardı, ben bilmiyorum. Ya çıkamıyorlar işte, çıkanı gözaltına alıyorlar, çıkana biber gazı sıkıyorlar, çıkana hemen terörize ediyorlar. Sanki hiç dert yokmuş da bunlar İngiltere'nin buraya gönderdiği veya ABD'nin buraya gönderdiği dış mihraklar gibi algılanıyor. İtiraz edilebilir yani. Ne, hangi itiraz mekanizması var şu anda? Neye, kim yani, sıradan ortalama bir vatandaş neye itiraz edebilir bu topraklarda seçimsiz? Ama itiraz etmeye de bir mecal lazım. Yani şu an Ben buna bile mecal yok. diyorum Şimdi muhalefete. sen ara sıra yazıyorsun. İşte Metin Güler'e yazdın korkakların en cesuru diye. Yani STK'lardan, odalardan, toplumun önde gelen isimlerinden de ses çıkmıyor. Yani biraz anlıyoruz tamam. Yani çünkü Ya tek benim. başına bir iktidar var ve onun gadrine uğramaktan insanlar korkuyorlar. Burada evet. Ama işte bugün Ekrem Birsen'i de yazdın. Ya bu konuştu, bu konuştu. Toplumda abi işte sanatçı konuşuyor, Abi komedyen Cem yazıyor Yılmaz falan. ekonomiyi konuşuyorsa biz orada diyeceğiz acaba ne oluyor diyeceğiz ya. Bak Cem Yılmaz ekonomiyi konuşuyorsa. Yani bu adam nedir? Bizim yaşadığımız acıları imbikten geçirip espri yapan adam. Artık espri yapılacak bir mecali kalmamış bunun. Şeyi, hali kalmamış yani. Ya ne yapacak vatandaş? Faturayı kime kesecek? Vatandaşın. Yani eğer vatandaşsa, yani vatandaşlık bilincine sahipsek biz, bununla gurur duyacaksak eğer, müsebbibi iktidardır. Yani ne Yılmaz Hoca ülkeyi işte benzini şuraya taşımadı, elektriği şuraya taşımadı, doğalgazı şuraya taşımadı. Ne Kazım Kurt, ne Ataş, ne Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu kim buraya taşıdı kardeşim? AK Parti taşıdı. Nasıl Ekrem İmamoğlu. buraya taşıdı? Başarılı olduğu ya da olmadığı tırnak içerisindeki, kendilerini başarılı görüyorsa her platformda tartışmaya hazırım. Yani ekonominin başarılı olabilmesi için benim bir vatandaş olarak yarınıma, bugünüme, dünüme güvenmem lazım, değil mi? Bunu sormamızdaki amaç şuydu, izleyenlerimizle de paylaşalım. Şimdi evet, çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. İnsanların tek derdi ekonomi, geçim derdi. Bu faturalar nasıl ödenecek? Herkes eli böğründe elektrik faturası, doğalgaz faturası falan bekliyor. İşte aracı olanlara araç artık böyle gözüne daha bir sevimsiz geliyor. Eskiden hani arabalarımızı severdik. Şimdi böyle yani daha sevimsiz geliyor. Şimdi bu bize bir fatura kesildi vatandaş olarak. İyi bir Bunun bir fatura kısmı kestiler. pandemiden kaynaklı olabilir. İşte burada Murat Özcan çok güzel anlatıyor bunları. İşte lojistik, enerji, bu ham madde bunların hepsi arttı. Kimi bulunamıyor, kimi zor ilerliyor. Malın olsa bile konteyner bekliyorsun, oraya gitmiyor falan. Yani dünyanın 6 aylık üretim açlığından bahsediyor. Tamam, bu bir kısmı tamam. Sonra bizim bir faiz kararımız. Artık bugün konuştuğumuz zaman birebir de AK Partililerin bile kabul ettiği. Yani bu yanlıştı. Evet, kağıt üzerinde böyle sanki bunu alınca Faiz faizi indi mi? Mesela bu ülkede faiz indi mi ya? yok, onu kimse düşünmüyor. Biz neyle mücadele ettik o zaman? İşte onu da bilmiyoruz. O kağıt üstünde kaldı dediğimiz o. Yani insanların keşke bu olmasaydı. İşte şu an dolar şurada olurdu. Enflasyon da olurdu yine. Ama yüzde diyelim ki 30-40'lar böyle 80-90'ları görmezdik diyorlar. Bunlar konuşuluyor şimdi. Yani bize kesilen bir fatura var. Bu pandeminin yükü olabilir. Bizi yönetenlerin beceriksizliği olabilir. Her şey olabilir. Biz de şimdi şuna bakacağız. İşte bir sandık gelecek. Vaktinde veya biraz erken fark Ben sana bir etmez. şey söyleyeyim. Ama şimdi anketlere bak. Tamam inanmayalım anketlere ama bir yandan da bak. İşte AK Parti %32. Bir fatura kesilmiş.
Yani AK Parti artı MHP artık öyle %50'yi geçip hani Cumhur İttifakı'nı konuşacaksak öyle çok artık rahat değil işler. Bir fatura kesilmiş ama %32 de şimdi insanlar diyor ki ya her şeye rağmen hala %32 nasıl olur? Buralarda işte insanların bugün bir AK Partili yine bir üst düzey yöneticiydi. İnsanlar gelip bize hayat pahalı diyor. Bize şikayet ediyorlar. Demek ki çözüm merci olarak yine bizi görüyorlar. Ben de o konuda. Şöyle bir şey. Hani niye %32, niye %38, niye %40'ta kalıyor diyelim, tamam mı? Bunun sorusu, bunun cevabını verecek olan muhalefettir. Yani biz neyi yapamıyoruz da? Ya ben dün bir AK Partililerle beraber konuştuk. Adamın örgütsüz yapabileceği muhalefet var mı daha öte bir şey söyledikleriyle düşündüğümüz zaman? Yani ocağıma incir ağacı diktiler dedi adam ya masada. Yani dikildi herkesi. Genel konuşuyor. Kendisini de onların içine arasına koyup. Ya böyle bir ortamda muhalefet eğer bak hala AK Parti'yi bir seçenek olarak masada tutabiliyorsa bu muhalefetin inanılmaz büyük bir başarısı. Hakikaten başarıdır. Yani berbere gidiyorum isyanda, kasaba gidiyorum isyanda, bütün bak iş adamına gidiyorum isyanda, şehirde temas ettiğim bak AK Partili'ye gidiyorum isyanda ya. Sen böyle bir ortamda halen AK Parti'yi alternatif olarak masada tutuyorsan ya bizim ne dememiz lazım? Beceremiyor. Bir sıradakini deneyelim dememiz lazım. Halen altısı bir araya geliyor. Yedisi bir yerde buluşuyor. Üçü bir yerde pazarlık yapıyor. Beşi. Neyi konuşuyorsunuz siz ya? Güçlendirilmiş parlamenter Ya sisteme neyi dönüş. konuşuyorsunuz? Bak salt ekonomi üzerinden bakıyorum. Değil. İşte toplumsal ahlakımızın nereye geldiği. Her gün bak cinayet işleniyor. Her gün. Her gün kadın öldürülüyor. Çocuk öldürüyor. Her gün tecavüz olayı yaşıyoruz. Bunlar eskiden Türkiye'de en basit tabiriyle ayıp olarak görünen şeylerdi. Ama bu toplum zıvanadan çıktı. Her gün bir şeyler oluyor. Biz hala ekmeğimiz ne olacak, aşımız ne olacak? İşte bu da iktidarın başarısı. O kadar çarpık ya tırnak içerisinde. Mafyalaşma ülkede aldı gitti. Bak mafyalaşma dediğimiz olay ülkede aldı başını gitti. 1920'lerin Amerika'sı, 1950'lerin İtalya'sına döndük şu anda. O dünkü Halil Falyalı cinayeti miydi? O da Ona benzemez ne ya? İşte bir tane mafya babası çıkıyor ama televizyonda bir şey diyor. Gündem o yaratıyor işte ülkede. o çok önemli. İtibarı nereye kaçırmışız O biz? çok önemli çünkü AK Parti bu faili meçhul cinayetler, o 90'lı yılları hatırla, karanlık cinayetler, karanlık huylar, onlara da son vermişti. Yani bunlar yoktu, gündemimizden gitmişti. Şimdi tekrar işte bir kriz oluyor, ekonomi kriz. Kardeşim bazıları da diyor ki ya bu Türkiye'de arada bir oluyor işte. 94, 2001, Arada bir 2008'de değil. biraz. Ben bu kadar uzun soluklu bir kriz yaşamıyorum. Bu işte Bir hatırlamıyorum. bu pandeminin de çarpan etkisiyle Bu buhran artık krizden çıktı ve mı? de biraz burada tabii ki bunları şimdi yüzdelerini böyle hesaplayabilecek durumda değilim ama mesela iktidarın liyakatlı kadroları iş başına getirme ekonomi anlamında. Şimdi bizim bir takım ekonomik kurullar vardı. Onlar gitti. Artık liyakat değil, sadakat ön plana geldi. İşte Nebati Maliye Bakanı oldu. Onu mesela konuşma dediler herhalde. Ona bayağıdır yok ortada. Yani hani Yol bir İngiltere'de gelip konuşmuş ya. bir program ortaya koyup bir, o programın ardından mesela o 2000'li yılların sonuna doğru koalisyonun ortaya koymuş olduğu programın ekmeğini yediği söylenir AK Parti'nin. Şimdi öyle bir şey de yok. Her geçen gün biraz daha kötü. Yani bir mesela 2001 krizi nasıl? Şak bir dibi gördük. Sabah kalktık. Ölen ölmüş, kalan sağlar bizimdir. Herkes bir şekilde milim milim de olsa gelişmeye, büyümeye yoluna devam etti. Şimdi öyle değil. Ya bu benzin, akaryakıt fiyatları nerede duracak bilmiyoruz. Ben Bir de elektrikte mesela sözünü unutma. Şimdi yönettiğin toplumu bilmiyor musun? Sen bu elektrik zamlarını insanların ödeyemeyeceğini bilmiyor musun? Neden? %127 zam mı yaparken düşünmedin bunu? Şimdi insanlar isyan edince faturaları astık camlara, tabelalara. Muhalefet ses yükseltti. İnsanlar isyan etti. En sonunda dayanamadı. Herkes sanatçılar, Murat Bozlar, Tarkanlar, Atanay Gökhanlar, Cem Yılmaz da isyan edince sağ olsun Rıfat Hisarcıklıoğlu da esnafın başındaki yüce insan rahatladı olarak böyle. çıktı. O da dedi ki ya bunların indirilmesini talep ediyoruz falan, böyle bir geriden gelme. Ondan sonra şimdi hükümet de tamam, Burhan Sakallı da okuduk. Ya bu değerlendiriliyor dedi. Bir formül bulacaklar. Yani indirecekler mi yoksa bazı şeyleri mi ayrı tutacaklar? Mesela esnafı olabilir, işte cirosu şu kadar olan falan bilmem ne ama doğalgazı ne yapacağız? O da bunlar bir de şimdi zammı hala körüklüyor. Bak
uzman yani bir rakam işte ana akım medyada geçti. O rakam da şu: elektriği devletten özel şirketler X liraya alıyor. Onu 2 ile çarpıp normal vatandaşa satıyor. %100 kar ediyor bak yaptı. Bir kere biz ta en baştan beri yani işte bu Bunlar tabii neoliberal sosyal medyada olduğu için yok yok güvenliğini biraz ana akım sorguluyorum. medyada ya bildiğin ana akım bir televizyon haberlerinde izlediğim şey. Yani iki katına satıyor. İki katına satıyor He. bize. Şimdi bir kere bu neoliberal midir ne zıkkımdır yani artık hakikaten işlemiyor. Bak dünyada işlemiyor ama Türkiye katmerli bir şekilde bundan Bu yaralanıyor artık. özelleştirmeleri de bir Bak konuşmalı mı diyorsun? doktor bir ara ne derdik biz? Doktor gözde meslekti değil mi? Doktor ya. Her gün adamlar eylem yapıyor şu anda ya. Her gün bir tanesi de bir Allah'ın kulu da dönüp demiyor ki. Ya bunların sorunu ne? Fahrettin Koca'nın görevi sanki rakam açıklamak gibi. İstatistik Bakanı yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Evet. Ama Fahrettin Koca, evet, öyle biraz istatistiksel bir durum var da. Şimdi doktorlar burada eylemde. Bana bir kuryeleri getirin, Ve taşıyıcılar, hiçbirinin yanında herkes. muhalefet de kurumsal olarak yok. Üç tane vekili gönderiyorlar, iki tane vekili gönderiyorlar. Ya bu hoşnutsuzluğu, bu umutsuzluğu örgütlesene. Bak umutsuzluk muhalefet yapmayı engeller zamanla. Yani insanlar der ki bunu bir kadermiş gibi görürler. Görüyor. Bu ülkenin nimetleri 80 milyon mu, 90 milyon mu bunu karşılayacak güce sahip. Bu ülkenin nimetlerinden bahsediyorum. Toprağını işlersen sana tahıl veriyor, bilmem ne veriyor. Denizini istilersen sana balığını veriyor. Hayvancılık zaten bu ülkede nasıl ithal edecek konuma düşer? Benim aklıma ya hiçbir şey bilmiyorsanız Ali Ekber diye Yıldırım diye bir adam var. Hiçbir şey bilmiyorsanız ziraatla, tarımla ilgili getirin koyun başına bu adamı veya bir danışma kurulu oluşturun. Her şeyi danışma Ama kuruluyla onlar da o çözülüyor. kadar kolay değil sonlar uçak ya. Ya olsun Bilebilir olmadı. Ali Ekber, Yıldırım. Sana kolay değildir. Bak bak. Bilebilir ama Yok, sana kolay değil, bana kolay değil ama koskoca bir devletten, koskoca bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu adamlar bunları iyi yapmak için göreve talip oluyorlar. Yani insanları acından öldürelim bize oy versinler demez. Ve %35'te bir ülke yönetilmez. Sen en az %80'in bir şekilde rahat etmesini sağlaman lazım bu topraktan. Yani %30 iyi, %30 beni seviyor. Ben de, en senin azından bir sözün ne dur, onunla tamamlayayım. Sen ne diyorsun bazen konuştuğumuz zaman? Diyorsun ki iktidar önemli değil. Yani gelir gider ama sen bir AK Partiliyi kaybetmemen lazım. Doğru mu? Şimdi AK Partililer de kaçıyor artık. tabii yani kendi kitleni, inandırıcılığını hadi biraz daha genişlet. Ya insanları kaybedersen bir daha gelemezsin. İktidar olur, gelir gidersin. İşte bak Demireller bilmem yani hep böyle geliyorlar, gidiyorlar falan. Bir umut oluyorlar tekrar. Bir sıkıntı var, çözemiyoruz. Bir umut da bu anlamda hani ya şu gelse düzeltir, bu böyle olur falan. Orası da biraz karışık. Hani bizi kim buradan çekip çıkaracak, nasıl Diyorum ya o çıkaracak? apayrı bir Kaç yıl başarı. buradayız? O apayrı bir başarı ya. Kaç yıl buradayız? 3-5 yıl mı? Yoksa artık böyle bir ülke mi Ya olduk? neyi konuş? Ben merak ediyorum. Yarın bir gün bir araya gelecekler değil mi altı parti? Neyi konuşacaklar? Ben merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Yani neyi konuşabilirsin? Ne gizli de. Ya vatandaşın çektiği zorluk açık. Kurumsal yapılanmadaki dağınıklık açık. Ülkede bir yönetememe hali var. Açık. Herkes bir adamın ağzına bakıyor. Açık. Sen böyle açık bir alanda neyi konuşacaksın kapalı kapılar arkasında? İşbirliği yapıyorlar işte. Ya neyin işbirliği? Bana biri bunu anlatsın. Sen kurumsal olarak, örgütsel olarak gücünü kullanıp bu var olan hoşnutsuzluğu, var olan umutsuzluğu örgütleyeceksin. Bitti gitti. İşte onu örgütlemek için bir aradalar ya. Onu Öyle yapıyor. örgütlememek için bence bir aradalar. Örgütlememek için. Evet, çünkü başka bir şey izaha mümkün değil. 40 tane hükümet değiştirecek şeyleri biz 20 yılda yaşadık. Bak 40 kere değişirdi. İşte yurtta çocukların ölümünde değişirdi en azından. Bir tane çocuğun mülteci krizinde şey olurdu en azından. Değişirdi en azından. Her şeyi de değiştirebilirdi mi? Bu vatandaş Bakan böyle bir vatandaştı. bizde öyle durumlarda bakan bile değişmiyor. Neyse bir vali değişti Isparta'da Yani elektrik işte fatura, sıkıntısından sanki dolayı. vatandaşın faturayı kesme yetkisi, yetisi, yeteneği, becerisi, öyle bir gücü sanki bu ülke bu vatandaşına fatura kesme yetkisi vermiş de kime kesecek? Bir şey var. Bir Sistem. şey. Bir şey. O Sandık. sandık buraya gelir. İnan AK Parti çıksa bile yine daha iyi yönetirim. Niye biliyor musun? Der ki ulan bu insanlar bana güveniyor hala. Bari doğru düzgün yöneteyim ülkeyi. CHP çıkarsa hiç olmazsa der ki yeni geldim. Yani kim gelirse gelsin o sandıkta yönetecek. E neyi zulmediyorsunuz artık Elimde bunu? sonunda gelecek. Bu kapatalım bu arada. 20 Kapatalım. dakikaya geliyor. Bir şey
şöyle bir güzellik oldu. En azından bizi yönetenler, iktidardakiler krizin varlığına ikna oldular. Şimdi düşünsene bundan bir süre önce. Bizi yönetenler satışa... derken, bizi yöneten. Bak bizi yönetenler diye bir şey yok. Ama felsefesine girmedi. Yok yok, bizi yöneten diye bir şey yok. Sağlık Bakanı diyor, sen ne dedin diyor. Gel buraya diyor. Sen ne dedin diyor. O zaman bizi yöneten diyeyim. İkna oldu mu? Sen ondan emin misin? Bizi yönetenler diyeyim ben hala. O kadar dar çerçevede almayalım. İktidar sahipleri en azından şu. Yani kardeşim Tanzim satışlar falan kuruluyordu. Ya öyle değil. O kadar basit değil olay. Onun nasıl öyle mesela düşünsene Cumhurbaşkanı'nı Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir satış şeyine götürdüler. Bir araba bir şey aldı. Ya bir şey değilmiş 1.000 lira falan ki işte bizim ikimizin evi de yakın sayılır. Bize yakın bir Tarım Kredi Kooperatifi var. Tarım Kredi Kooperatifi'nin o satış yerleri görece biraz daha pahalıdır diğer zincir marketlere göre. Kalitelidir ama pahalıdır. Yani o götürülebilecek bir yer değil normalde. İşte biz bunlardan 1.000 tane açacağız falan dedi. Yani böyle hep ya bunlar 3-5 ay önce oldu. Çok değil. Yani pansuman da hep. Ama şimdi evet dört başı mamur bir kriz var, bir zorluk var, bir sıkıntı var. Bunu kabul ettik. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Orada da onu çözerken bir faiz kimilerine göre takıntısı ona girdik. Oradan çıkamadık. İşte o arada arka bahçeden dövizler mövizler bir şeyler. Vatandaş hepsini görüyor. Her şeyin farkında. Ama faturayı kimi kesecek onu bilmiyoruz. Onu ilk seçimde göreceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kapatalım ışıkları da fazla gelmesin. Herkese iyi akşamlar. Onun için kısa kesiyoruz. Normalde yarım saat konuşacaktık. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.